Bugün sizlere Honda'nın CBR500 R'ını tanıtıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Uras Motovlog kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Kanalı takip eden takipçilerim zaten biliyordur. Bir Dominar 250'm vardı, onu sattım ve şu an karşımda görmüş olduğunuz 2017 model Honda CBR 500 R'ı aldım arkadaşlar. Epey bir süredir biniyorum. Sizlere daha iyi anlatabilmek için artılarıyla eksileriyle bütün detaylarını anlatabilmek için belli bir müddet kullandım, deneyimledim. Açık konuşmak gerekirse CBR 500 R'ı daha önce kullanmamıştım arkadaşlar. Ama zaten motorla birazcık ilgileniyorsanız gerçekten efsane bir motor olduğunu bilebilirsiniz. Ama piyasada biraz tutmamasından ötürü, o dönem az satmasından ötürü az bulunuyor ve piyasası daha az giden bir motosiklet. Ama ben gerek tipi, gerek işte özellikleri, gerek de bana uyması nedeniyle bir tane CBR 500 R'ı aldım ve deneyimledim. Sizlere de şimdi tanıtımını yapmaya çalışacağım. Şimdi her zamanki gibi önce teknik detayları bir söyleyelim. Ben teknik detayları anlatırken sizler de motorun görsellerini inceleyin. Hemen teknik detaylara geçelim o zaman. Arkadaşlar motorumuz 2017 model CBR 500 R. CBR bu arada City Bike Racing demek oluyor. Yani şehir içerisinde kullanılabilen bir yarış versiyonu diye geçiyor. Hani kelime anlamı o. Mesela motorumuz 471 cc hacminde ve çift silindirli dört zamanlı bir motosiklet. 46.94 yani 47 beygirlik bir güç veriyor ve 8500 devir çevirebiliyor. Birazdan zaten detaylı olarak anlatacağım bunların sizler için önemli olan kısımlarını. Hızlıca geçiyorum o yüzden. 7000 devirde en yüksek torkunu veriyor arkadaşlar. Motorumuz tahmin edebileceğiniz gibi elektronik bir yakıt enjeksiyonuna sahip. Üstten çift egzantrikli bir mille sahip. Yani Dodge motor. Sıvı soğutmalı. 6 vitesli. Ağırlığı 192,8 yani 193 kiloluk bir ağırlığa sahip arkadaşlar. Koltuk yüksekliği, sele yüksekliğimiz yerden 785 milimetre yüksekliğinde. Ön lastiğimizin taban genişliği 120, arka lastiğimizin taban genişliği 160. Önde ve arkada ABS'si mevcut. Teknik özellikleri bitirdik. Hemen şöyle motosikletin üzerine geçelim. Motosikletin üzerindeki parçaları da tanıtalım. Sizler motosikletin üzerindeki parçaları da tanıtalım. Sonra da bir sürüşe çıkalım ve sürüşte de bahsedeceklerimizden bahsedelim. Şimdi arkadaşlar şöyle motosikletime oturdum. Alarmımızı susturalım. Motorumuzu hemen şöyle senteye aldık. Arkadaşlar motosikletimiz 193 kilo ağırlığında. O yüzden durduğu yerde biraz daha böyle ayaklarınıza yük bindirebilecek cinsten diyebilirim. Genelde bu motosikleti R25'le vesaire kıyaslıyorlar. R25'ten falan daha ağır bir motosiklet. Ama kullanım olarak bence daha rahat bir motosiklet. Birazdan sürüş esnasında da zaten söyleyeceğim. Hemen şöyle özelliklerine bakalım, neler var neler yok. Buradaki tuşlar, fonksiyonlar ne işe yarıyor onlardan kısaca bahsedelim. Burada uzun kısayı seçebileceğimiz bir tane sivicimiz var biliyorsunuz. Honda'nın 2017 veya 2016'da mı geçti tam bilmiyorum ama kornayı şuradan aşağıdan şuraya alması gibi bir güncellemesi geldi. Yani epeydir bu şekilde, yeni kullananlar varsa biliyordur ama ben burada olmasını çok sevmiyorum açıkçası. Standart olarak aşağıda olmasını, el alışkanlığından mıdır nedir bilmiyorum. Şurada olması biraz daha alışılması gereken bir mesele. Yani benim çok hoşuma gitmiyor ama takdir sizin. İşte normal sinyalimizi bu şekilde görebilirsiniz. Kil sivicimiz burada. Hemen altında bir tane dörtlü düğmemiz var. Dörtlünün olması bence artı bir özellik. En önemli özelliklerinden bir tanesi bence şurada da yazan gördüğünüz his yazısı. Arkadaşlar bu motosiklette immobilizer'ın olduğunu gösteriyor. Immobilizer ne işe yarıyor? Hani motosiklette en çok böyle korktuğumuz şeylerden bir tanesi ne? Zaten motosikletimizin çalınma korkusu. Birçok motosiklette immobilizer yok maalesef. Immobilizer'ın olmaması demek şu demek arkadaşlar. Kontak açıldıktan sonra, yani herhangi bir şifreleme sistemi olmadığından dolayı, kontağı bir şekilde çevirirse hırsız motosikletinizi direkt çalıştırabiliyor ve bununla birlikte motosikletinizi çalması daha kolay hale geliyor. Ama bu Honda'nın immobilizer güvenlik sistemi, zaten açılımı da o, Honda Immobilizer Security System diye geçiyor. Honda'nın immobilizer güvenlik sistemi size anahtar olmadığı için bir tık daha koruma sağlıyor. Bence önemli bir detay. Motosikletinizi bir yere bıraktığınız zaman alarmınız vesaireniz yoksa en azından oradan çalıştırıp götüremeyeceğini biliyorsunuz. Belli bir uğraş gerektirecek bir şey. Yani zaten hırsıza kilit dayanmaz, bunu tartışmıyorum ama kesinlikle ekstra bir güvenlik sistemi. Şöyle eski nesil bir ekranı var. Ekranını çok beğendiğimi söyleyemem ama yine de yeterli. Hemen şurada gördüğünüz gibi bir yakıt göstergesi var. Sol tarafta, hemen orta tarafta büyük bir şekilde hızımızı dijital olarak gösteriyor arkadaşlar. Sağ tarafta saati gösteriyor arkadaşlar.
motosikleti çalıştırdığınız andan itibaren anlık tüketim değerini, ortalama tüketim değerini görebiliyorsunuz. Benim için en önemli özelliklerden bir tanesi de, şu an yakıtımız olduğu için göremeyeceğiz ama yakıtınız bittikten sonra yedek depoya geçiyor. Yedek depodan kaç litre kullandığınızı görebiliyorsunuz. Bu da benzinliğe kadar bu motosikletin sizi ne kadar götüreceğini hesaplamanız için artı güzel bir detay. Hani ben bu tarz şeyleri daha çok seviyorum. Yararlı olan şeyleri daha çok seviyorum. Yani yakıtınız bitti ama ne kadar sizi götürecek? İşte bunu hani kaçırmış olabilirsiniz. Belki de benim gibi sadece hafta sonundan hafta sonuna biniyorsunuz motosikletinize. En son ne zaman yakıt aldığınızı unutmuş olabilirsiniz. Ne kadar kullandığınızı unutmuş olabilirsiniz. Bence güzel detaylardan bir tanesi bu. Hani yakıt bitti ama ne kadar kullandık veya ne kadar daha gider bunu gösterebiliyor. Eğer tahmin edebileceğiniz gibi tripleri var vesaire. Bunlara da çok girmiyorum. Motosikletin üzerinde anlatacaklarımız bu kadar. Motosikletin bir de size sesini dinleteyim. Şöyle biraz daha yakınlaşayım hatta. Değişik bir çalışma sesi var. Ben ilk alırken bundan tereddüt etmiştim ama bunun kendi çalışma yani karakteri bu şekildeymiş. Biraz böyle sanki gıcırdılı çalışıyor gibi değil mi? Gıcırtılı çalışıyor gibi bir sesi var. Ama normal çalışma sesi bu şekilde. Şöyle de bir gaz verelim. Böyle de bir sesi var arkadaşlar. Şimdi hep beraber bir istiyorsanız yola çıkalım. Yolda da diğer özelliklerinden bahsedelim. Sevgili arkadaşlar, motosikletimizle yola çıktık. Biraz da sürüş dinamiklerinden bahsedelim. Bir CBR 500R alırsanız sizi neler bekliyor onlara dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Şimdi arkadaşlar, ben daha önce videonun başında da söyledim. Daha önce bir CBR 500R kullanmamıştım. Çevremde hiç denk geldiğim bir motosiklet değil. Dediğim gibi biraz piyasası az olan bir motosiklet. Ama gerek görünüşüyle gerek de böyle gerçekten daha büyük CC'li görünmesi nedeniyle benim zaten sevdiğim motosikletti. Benim çevremde denk gelmedi ama kullananlardan yine duyduğum kadarıyla, daha öncesinde kullanmış vesaire, kullananlardan duyduğum kadarıyla kronik bir problemi olmayan bir motosiklet olarak söylediler. Ben öyle bilgi aldım. Gerek ustalar, işte gerek internet araştırmalarım, gerçekten kullananların, tadına bakanların çok fazla vazgeçmek istemediği bir motosiklet olduğunu, sadece genellikle CC yükseltmek için vesaire alındığını duydum. Ben de bunlara istinaden motosikletimi satın aldım arkadaşlar. Yaklaşık alalı 2 ay oldu arkadaşlar. Ve bu 2 aylık süre içerisinde de motosikleti fazlasıyla deneyimledim. Sadece uzun yola çıkmadım. Şöyle vizörü kapatayım. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Hani görüntü racing, evet. Ama racing bir motosiklet değil zaten. Sport touring olarak geçiyor. Yani biraz daha dik pozisyonlu sürebileceğiniz, illa böyle kapanmanızı isteyecek bir motosiklet değil. O yüzden sizi kullanım esnasında, özellikle de uzun süreli kullanımlarda zorlayacak bir makine değil. Benim en sevdiğim yanlarından bir tanesi bu kullanım, yani oturum şekli, oturuş pozisyonu oldu arkadaşlar. Oturuş pozisyonundan dolayı şehir içerisinde de çok rahat kullanabileceğiniz bir makine bence. Birazdan zaten hızlanmasını vesaire gösteririm. Kanalda Top Speed videosu da mevcut. Şehir içinde sizin bütün beklentilerinizi karşılayabilecek bir motosiklet bence. Yani kompakt bir motosiklet yapmışlar. Eğer bir ses merakınız yoksa, biliyorsunuz herhangi bir motosikletten ses beklentiniz varsa, yani egzoz sesi seviyorsanız, iki silindirli veya tek silindirli makineler sizi tatmin etmeyecek. Almanız gereken motosiklet tipi 4 silindirli motosikletler. Eğer motosikletin sesiyle bir işiniz yoksa, ben şehir içerisinde tipi güzel, aynı zamanda ara hızlanmalarında beni mutlu edecek, şehir içerisinde o duyguları yaşatabilecek bir motosiklet istiyorum derseniz arkadaşlar, o motosiklet bu motosiklet. Hemen şöyle bir frenlerini de test edelim değil mi? Evet, ABS de devreye girdi. Frenler de gayet hoş. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi gerçekten kompakt bir motosiklet. Ben motosikleti alırken biraz daha böyle, herkes motosikleti R25 ile vesaire kıyaslayınca otomatikman insanın beklentileri biraz düşüyor. Ama hiç R25 ile alakası olan bir motosiklet değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama böyle 500 cc deyince de aklınıza işte çok aşırı süratler, son hızlar falan gelmesin. Bu motosikletin son hızı 188. Bunun da tamamen sebebi motosikletin tasarlanış şekli. Yani motosikleti bu şekilde tasarlamışlar.
sonunuza ihtiyaç duymamışlar. Onun yerine motosiklet ara hızlanmalarda vesaire şehir içerisinde sizin işinizi görebilecek. Baktığınız zaman dışarıdan Razik motosiklet gibi duruyor. Görüntüsü çok güzel. İşte kullanım tarzı yine gayet Razik tarzı. Daha doğrusu hani Razik bir makine gibi hissetmiyorsunuz arkadaşlar ama yol tutuşu ve viraj hissiyatı gördüğünüz gibi gayet bir yarış motosikleti tadında. O yüzden ben çok beğendim. Yani bu iki ay içerisinde benim bütün ihtiyaçlarımı karşıladı. Dediğim gibi bu motosikleti almak istiyorsanız ben herkese gözüm kapalı tavsiye edebilirim. Çünkü tasarlanış bakımından bu şekilde tasarlanmış. Çok fazla isteseniz bile zorlayabileceğiniz bir motosiklet değil. Çok rahat çalışan bir motosiklet. Yani böyle son hızlarına canı çıkarak çıkan bir motosiklet değil. Veya ara hızlanmalarda böyle canı çıkarak size o gücü veren bir motosiklet değil. Dolu dolu bir motosiklet yapmışlar. Bundan dolayı, bu rahat çalışmasından dolayı da uzun ömürlü bir motosiklet olduğunu söylemeliyim. Benim motosikletim yanlış hatırlamıyorsam 22 bin civarında bir şeydi. Yani ben kilometreye o kadar takılmıyorum ama belki merak edeniniz vardır. Ben 22 bin kilometre de aldım. Motosikletin herhangi bir problemi ve kronik sıkıntısı bu kilometresine kadar olmamış. Bence çok da olacağını zannetmiyorum. Çünkü gerçekten makine güzel tasarlanmış ve rahat çalışıyor. Yani şimdi bunu ben söyleyince diğer arkadaşlar kızacak biliyorum ama bizim ülkemizde motosiklet gerçekten çok yanlış amaçlarla kullanılıyor diyebilirim. Şimdi 250 cc bir motosiklet alıyor arkadaşım. 250 cc'den her şeyi bekliyor. İşte son hızı olsun, yakışıklı olsun, aynı zamanda işte çok az yaksın, işte aynı zamanda bana çok büyük bir problem çıkarmasın. Arkadaşlar maalesef böyle bir dünya yok. Yani her şeyi aynı anda bulabileceğiniz bir motosiklet bence yok. Bu tanıma bence yine en uygun girebilecek motosikletlerden bir tanesi bu. Eğer az yaksın istiyorsanız, birazdan yakıt tüketimini de söyleyeceğim, hatta şu köşede de görebilirsiniz. 4.9 litre yakıyor şu an için. Ama çok rahat 4 litrelerin altına da düşürebilirsiniz. Ben genellikle az kullandığım için biraz performanslı kullanıyorum. Ben performanslı kullandığım için yaklaşık 5 litrelerde bir yakıt tüketimi var arkadaşın. Baktığınız zaman görüntü var mı? Kesinlikle çok güzel bir görüntüsü var. Benim ilk seçme nedenlerimden bir tanesi bu. Rahat bir kullanımı var mı? Evet, rahat bir kullanımı var. O yüzden şehir içerisinde de uzun yolda da sizi yormadan bu görüntüyü, yani racing makine istiyorsunuz ama yorulmak da istemiyorsunuz sürekli. İşte o makine bence bu tarz spor tuning makinaları. Kesinlikle bu yönden de tavsiye ederim. Başka ne kaldı? Bence zaten sağlamlık. Yani bir motosikleti aldığınız zaman kolay kolay arıza yapsın istemiyoruz hepimiz. Cebimizden para çıksın, kronikleriyle çok fazla uğraşmayalım istiyoruz. İşte bu makine yine bence ona hitap eden bir makine. Rahat çalışması nedeniyle sizlere sağlamlık ve uzun ömür vaat ediyor. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Bir de yakıt tüketimi kaldı zaten. Yakıt tüketimi de gördüğünüz gibi eğer çok çok sakin kullanırsanız 3.5 litre ile 4 litre arasında bir şeyi çok rahat kullanırsınız. Yakıt konusunda da gayet başarılı bir motosiklet olduğunu gönül rahatlığıyla sizlere söyleyebilirim. Şimdi artı yönlerinden bahsettik. Biraz da eksi yönlerinden bahsedelim. Aslına bakarsanız bence çok bir eksisi yok ama hani göreceli eksi olarak sayacağım bunları. Hani size göre bir eksi olabilir. Şimdi 500 cc bir motosiklet alıyorsunuz ve 500 cc'den istemsiz olarak böyle 200'lerin üzerine çıkabileceğiniz bir motosiklet bekliyor olabilirsiniz. Haklısınız da. Ama dediğim gibi bu motosiklet bu şekilde tasarlanmamış. Son hızı 188 arkadaşlar. Bunu da eksi olarak yazabiliriz ama göreceli bir eksi dediğim gibi. İşte 200'ün üstüne 220'lere vesaire çıkabilen bir motosiklet alsaydınız muhtemelen bu yakıt değerleriyle veya bu kadar sağlamlıkla bu zamanlara gelebilir miydi, gelemez mi bilmiyorum. 2017 model, 2024'de girdiğimizi varsayalım, hadi daha yeni girdik 2024'de, toplamda 6 yıllık bir makineden bahsediyoruz ve gerçekten hala kullanım olarak 6 yıllık bir motosiklet gibi yorulmuş durmuyor. Zaten yorulmamış bir motosiklet ama hani 6 yılda kendini hiç salmamış diyebilirim. Hala bütün aksamları kusursuz bir şekilde çalışıyor ve onu size veriyor. Yani gerek süspansiyon sistemi olsun, gerek hissiyatı, kesinlikle ve kesinlikle 10 numara bir motosiklet arkadaşlar. Evet abiler,
çevirmede. Hemen şu kaskımın vizörünü açabilirsem inşallah. Eksi olarak ne dedik arkadaşlar? Bir, bence son hızı. İkinci maddeye eksi olarak şunu koyabiliriz. Arkadaşlar iki silindir olduğu için bir ses beklentiniz olmasın. Üst devirlerde çok güzel sesler çıkarıyor. Homurdanması güzel en son devirlerinde. Ama onun dışında normal olarak böyle biraz, yani Dominar 250'nin sesi biraz daha, hatta biraz daha değil, bence daha güzel bir sesi var Dominar 250'nin. Yani bunu da bir yine göreceli eksi olarak koyabiliriz. Üçüncü eksi olarak da arkadaşlar muhtemelen piyasasını sayabiliriz. Bir R25 gibi piyasamız yok maalesef. Yani böyle alınca çeyrek altın gibi hızlıca elden çıkarabileceğiniz bir motosiklet olduğunu düşünmüyorum. Bilenler alıyor diyebilirim. Hani çevrede böyle herkesin bildiği bir motosiklet değil. Piyasası da ona göre şekillenmiş diyebiliriz. Şu an için piyasası ne kadar? Ben aldığım sıralarda 250 bin ile 300 bin arasında. Bu makyajlı bu arada, ondan bahsetmedik. 2017'den sonra mı, 2016'dan sonra mı ne, makyajlanıyor motosiklet. Yani tamamen görünüşü değişiyor. Benimki makyajlı olan versiyondan. Farları falan, far takımı falan yeni. Bundan dolayı bir tık daha pahalı piyasada. Benimki gibi makyajlı olan versiyonları, düşük kilometrelerdekilerini 250 bin TL ile 300 bin lira arasında bulmanız mümkün. Peki bu paraya değer mi? Hani 2023-2024 bir makine de alabilirsiniz. R25 alabilirsiniz mesela 250 bin liraya, 300 bin liraya R25 alabilirsiniz. Hani öyle bir makine almak mı yoksa böyle bir makine almak mı? İşte karar sizin arkadaşlar. Eğer motosikletteki önceliklerinize bakın. Hangisi sizin için daha uygunsa onu tercih edebilirsiniz. Ben açık konuşmak gerekirse R25'i çok, yani herkeste olmasından kaynaklı mıdır artık piyasada birazcık bu herkesin eline düşmesinden kaynaklı mı bilmiyorum. R25'i hala çok sevemedim. Güzel bir makine, kesinlikle parasını hak eden bir makine. Şu anda o kadar pahalı olmasına gerek var mı yok mu tartışılır. Sonuçta bütün motosikletlerin piyasası yüksek. Ama R25'ten ziyade görüntüsü bu makinenin gerçekten beni daha çok cezbediyordu. Gerçekten daha böyle racing gibi duran, daha büyük duran bir motosiklet. O yüzden ben bunu tercih ettim ve sorunsuzluğuyla da ünlü olduğu için herhangi bir kronik probleminin de olmamasından dolayı benim tercihim CBR500R oldu. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Yani R25 diyebilirsiniz, başka bir motosiklet diyebilirsiniz. O paralara işte başka bir motosiklet alalım falan vesaire. Bunlara da açığız zaten. Videoyu çekmemizdeki amaç bu. Sizin için hangisi daha mantıklı? Bunları yorumlarda hepiniz paylaşabilirsiniz. 450 SR var mesela şu anda. Daha rüştünü kanıtlamış bir motosiklet değil ama son hızlarda 200'ün üstüne falan çok rahat çıkabilen bir motosiklet. Yeni de olduğunu varsayarsak o da bir tercih sebebi olabilir. Ama işte yedek parça olarak herhangi bir kronik problemi olacak mı olmayacak mı? Daha bunları söylemek için bence erken olan bir motosiklet. Ama İşte bu rüştünü ispat etmiş, senelerdir herkesin keyifle bindiği bir motosiklet. Bayağı bir dolandım. Hatta çevre yolu gibi demeyeyim de bulvarlar var. Bulvarlara çıktım ama son hıza kadar gazlayacağımız bir az yoğun trafik bulamadım. Oraları koyarım koymam bilmiyorum ama dediğim gibi Top Speed videosu görmek istiyorsanız zaten kanalda Top Speed videosu ayrıyetten mevcut. Benim CBR500R'dan söyleyeceklerim bu kadar. Gerçekten güzel bir makine. Bu CC grubunda bir motosiklet almayı düşünen arkadaşım varsa gönül rahatlığıyla bu motosikleti alabilir. Gerçekten çok hoşuma giden, artısıyla eksisiyle bence gerçekten adamlar yapmış dedirtebilecek bir motosiklet. Bana katılanınız olur, katılmayanınız olur, saygı duyuyorum. Daha önce kullananlar varsa yorumlarda lütfen paylaşsınlar. Bana göre son hız beklentisi olmayan, egzozdan ses beklentisi olmayan arkadaşım gönül rahatlığıyla bu makineyi alabilir. Gerçekten kullanması keyifli, hızlanmaları, ara hızlanmaları özellikle çok güzel olan
size şehir içerisinde ekonomik bir şekilde o yarış motosikleti hissiyatını verebilecek bir motosiklet, gerçekten beğendiğim ve herkese tavsiye edebileceğim bir motosiklet olduğunu tekrardan belirtmek istiyorum. Hala kanala abone olmadıysanız lütfen izlediğiniz videoyu beğenip kanala da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.